Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi sizlerle yumuşak top ekmekler yapacağız. Bu ekmekleri isterseniz yemekte servis edebilirsiniz. İsterseniz içine güzel güzel sandviçler yapabilirsiniz. Hamburgerler yapabilirsiniz. Elinizin altında her zaman dursun. Dip frizde bile saklayabilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemelere bakalım. Bu ekmeğin yapılış metodu düz metot. Hani dümdük var diye biz onteleri. Öyle dümdük. Her şeyi bir arada katacağız. Güzelce yoğuracağız. İlk başta eğer bir kitchen aid'iniz varsa, böyle bir yoğurucunuz varsa ilk başta 4-5 dakika düşük devirde yoğuracaksınız. Ardından 8 ila 15 dakika kadar ikinci devirde, yani bir derece daha yüksek devirde yoğuracaksınız. Ve 30 dakika kadar mayalanmaya bırakacağız. Dakika ölçüsü her zaman geçerli olmayabilir oda sıcaklığına bağlı olarak. Hacminin yaklaşık 2 misline çıktığı zaman mayalanma tamamlanmış demektir. Yapılış aşamalarında önemli bir noktada mayayı suyun içerisinde eritmek. Kuru instant maya kullanıyoruz. Suyu ısıttım. Bu dereceyi soracak olursanız bunu Şibo'dan almıştım. Hem kaşık hem derece görevi görüyor. Su 38 dereceye geçmeyecek. Mayayı içine atacağım ve eriteceğim. Artık işe başlıyorum. Mayayı eriteceğim. Ardından da her şeyi birlikte KitchenAid'e atacağım, yoğuracağım. Siz tabii ki bunu elle de yapabilirsiniz. Bizim kuzu hazır. Şimdi onu dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağız. Bir kasenin içerisine koyacağım. Üzerini de streç folyo ile örteceğim. Islak bezle de örtebilirsiniz. Bizim bu hamurun olmasını istediğimiz şu anki derecesi 25 derece. Bir tartalım bakalım, ölçelim bakalım nasıl olmuş. Bakın, bebek gibi. Çok güzel. Ben hamurları çok seviyorum. Öğrencilerim bilir, dayanamaz, öperim hamurları ben bazen. Çok çok güzeldirler. Bakalım hedeflenen derecede olmuş mu? Tam istediğimiz gibi. 25 derece. Şimdi 26'ya çıktı ama 25-26 güzel. Şimdi üzerini streçleyelim. İki katı büyüyene kadar mayalanmaya bırakalım. Bizim güzel yumuşacık top ekmeklerimizin hamuru mayalandı. Şimdi bu hamuru böleceğim, yuvarlayacağım ve tepsiye alacağım. Ekmeği 6 parçaya böldüm. Gramajları yaklaşık olarak 90-100 gram civarında. Şimdi yuvarlamadan önce ne yaptığımı da size izah edeyim. Şöyle elime alıp hamuru aşağıya doğru her tarafını hafifçe çektirerek topluyorum. Altta bir bohça yaparmışçasına şöyle aşağı aşağı topluyorum. Ardından ekmeği tezgahın üstüne alıp böyle yuvarlıyorum. Topları hazırladım. Bunlar birazcık şöyle bir 10 dakika nemli bir bezin altında dinlenecekler. Ardından da 200 derecede
15-20 dakika kadar pişecekler. Yuvarlacık, yumuşacık ekmeklerimiz hazır, mis gibi koktu soğudulardan. Şimdi içlerini keselim. Hem içini bir görmüş olun, hem de onlardan fikren size yardımcı olmak adına bir minnacık sandviç yapalım. Bakınız, içleri de mükemmelen pişmiş. İç ısısının 95 derecenin altında olmamasına lütfen özen gösterin. Birazcık labne, birazcık zeytin ezmesi ve marul nefis bir sandviçe dönüşecek. Umarım bu tarifimi beğenirsiniz, uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.